Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Ben Serap Hoca. Eski Akademi İlmihal dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kurban. Bu dersimizde kurbanın ne olduğunu öğreneceğiz. Kimlerin kurban kesebileceğini öğreneceğiz. Hangi hayvanların kurban olarak kesilebileceğini öğreneceğiz. Kurban çeşitlerini, kurbanın tarihçesini, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kurban ibadetinin önemini öğreneceğiz ve en sonunda da kendimizi test edeceğiz. Kurban nedir? Başlığımızla başlıyoruz. Kurban kelime anlamı olarak maddi, manevi, her türlü yakınlık anlamına gelir. Dini bir terim olarak da Allah'a yakınlık sağlamak amacıyla belli vakitlerde belirli cins hayvanların kesilmesine ve bu hayvana da kurban denir. Şimdi de kurban ibadetini tarihçesine bakalım. Öncelikle şunu bilelim ki kurban ibadeti Hz. Adem'den beri var olan bir ibadettir. Ve kurban Hazreti İbrahim'in de sünnetidir. E, Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesi yönünde bir vahiy gelmiştir. O da Allah'ın bu emrine uyarak oğlunu kurban etmeye karar verir. Ancak tam kurban edecekken bıçak kesmez olur. Ve e, Allah'ın bu emrine uymasına bir hediye olarak ona bir koç verilmiştir. Çünkü bu çok büyük bir imtihandır. Yani insanın e, oğlunu Allah için feda edebilmesi, bunu göze alabilmesi çok büyük bir e, imtihandır. İşte bu yüzden ona bir koç gönderilmiştir. hediye olarak böylelikle de Kurban Bayramı İslam tarihinde bu şekilde devam etmiştir. Şimdi bakalım kimler kurban kesmelidir. Öncelikle bir kişinin akıl sağlığı yerinde olması gerekir. her derste söylediğimiz gibi zaten çünkü bir kişinin ibadetten sorumlu olması için o kişinin akıllı olması gerekir. Onun dışında buluğa ermiş olması gerekir. Ergenliğe ermiş olması gerekir yani. Üçüncüsü dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olması gerekir. Dördüncüsü de mukim olan her Müslümanın kurban kesmekle yükümlüdür. Mukim derken de orada ikamet eden kişi olacak. Yani belirli bir yerde ikamet ettiği yerde bulunması gerekir. Kişinin kurban ibadetinden sorumlu olabilmesi için. Peki hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Koyun, keçi, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun ve deve. Bu hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Bunun dışındaki hayvanlar kurban olarak asla kesilemezler. Kurban olarak kabul olmazlar. Ancak bu hayvanların da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Mesela belli yaşlarda yaşlara ulaşmış olmaları gerekir. Mesela deve 5 yaşında olmalı. Sığır ve manda 2 yaşında olmalı. Koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmuş olmalıdır kurban edilebilmesi için. Ve şu durumlarda da bu hayvanlar kurban olarak kesilemez. Mesela hayvanın iki gözü veya bir gözü körse biz bu hayvanı kurban edemeyiz. E, i̇kincisi kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topalsa hayvan çok fazla topalsa artık yani hiç yürüyemiyorsa bu hayvan kurban olarak kesilmez kulakları veya sadece bir kulağı kesikse, sadece bir kulağı bile kesik olsa bu hayvan kurban olmaz. Tamamen dişsizse kurban edilemez veya dişlerin çoğu dökülmüşse kurban olmaz. Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırıldıysa bu hayvan da kurban olmaz. Kuyruğunun yarısı veya üçte birinden fazlası kesilmişse bu hayvanı da biz kurban edemeyiz. Kemiklerinde ili kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan. Bu hayvanda bu şekilde olan bir hayvanda kurban edilemez. Doğuştan kulağı ve kuyruğu yoksa kurban olmaz. Ee, ve sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli bir hayvansa böyle bir hayvanda kurban edilmez. Bunun dışında bir de pislik yiyen hayvan kurban edilmez. Ee, bunlar da usulü üzeri temizlenir. Ancak öyle kurban kesilmeleri caiz olabilir. Şimdi de kurban çeşitlerine bakalım. Kurban çeşitlerinin ilki kurban bayramında kesilen kurban. Bu e, kurban Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ancak fakihlerin, fıkıhların çoğuna göre de sünnettir. E, i̇kincisi adak kurban. Adak kurban da bir kişi Allah'ın yardımını dilemek için e, kurban kesmeyi adadıysa dese ki e, ben şu şu sebeplerle e, kurban keseceğim diye adarsa bu kişi bu adak adağı kesmek zorundadır. Bu kurbanı kesmek o kişiye artık vaciptir. Yapması zorunludur ve bu adak kurbanını kesen kişi, anne babası, dedesi, ninesi, çocukları ve torunları bu kurbanın etinden yiyemiyor. Bu kurban tamamen eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Adak kurbanı, bunu unutmayalım. Adak kurbanının etinden kesen kişi, annesi, babası Dedesi, ninesi, çocukları, torunları yiyemez. Sadece ihtiyaç sahiplerine, fakirlere dağıtılır. Diğeri akika kurbanı. Akika kurbanı da çocuğu doğan kişiler. Allah'a şükür için kurban kesebilir. Bu kurban akika kurbanı denir. Bu kurban e, sünnet olan bir kurbandır. E, akika kurbanı kesen kişi ve yakınları bu kurbanın etinden yiyebilir. Ama adak kurbanı da ne, nasıldı? Yiyemezdi. Diğeri şükür kurbanı. Bir kişi Allah'ın kendisine verdiği bir nimete şükretmek için bir şükür kurbanı kesebilir. Bu bu da kurban çeşitlerinden birisidir. Allah'ın kendisine verdiği nimetlere bir şükür ifadesidir. Diğeri de hedi kurbanı. Bu da hac ve umre yaparken Kabe'de ve haram bölgesinde kesilen kurbandır. Şimdi bakalım kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban kesilirken Öncelikle tekbirler getirerek kurban kesilir. Bunun dışında kurban edilecek hayvana asla eziyet edilmez. Olabildiğince az acı çekmesine dikkat edilir. Bu nedenle kurban kesimini bu işin ehli iyi bilen kişiler yapmalıdır ve hızlı bir şekilde olmalıdır. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ve hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalıdır. Birbirlerini görmemelidirler. Kurban ibadetinin önemine bakalım. Kurban ibadeti aslında bütün ibadetlerin olduğu gibi çok faydaları olan bir ibadettir. Ancak ilk başta dediğimiz gibi kurban yakınlaşmak demektir. Yani kurban keserek kul Allah'a yakınlaşabilir. Bunun yanında toplumda yardımlaşma ve dayanışma sağlar. Niye? Çünkü kurban etleri yoksullara dağıtılır, birlik ve beraberlik pekiştirilir. Ve kurban ibadetiyle kul Allah'ın verdiklerini şükretmiş olur ee, ve Allah'ın verdiklerini diğer insanlarla da paylaşmış olur. Kurban ibadeti ile ilgili vereceğim e, bilgiler bunlardı. Hadi şimdi kendimizi test edelim. Bakalım kurba, kurban ibadetini ne kadar öğrenmişiz. Evet birinci sorumuz hangi hayvanlar kurban edilebilir? Hangi hayvanlardı? Koyun, keçi, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun ve deve kurban olarak kesilebiliyordu. İkincisi kurban çeşitleri nelerdi? Kurban bayramında kesilen kurban vardı. Adak kurbanı vardı. Akika kurbanı vardı. Şükür kurbanı vardı. Ve hedi kurbanı vardı. Üçüncüsü kurban bayramındaki kurban ne zaman kesilir? Kurban bayramındaki kurban bayram namazından sonra başlar üçüncü günün akşamına kadar kesilebilirdi. Dördüncüsü kurban ibadeti bize ne kazandırır? Allah'a yakınlaşmamızı sağlar, toplumda birlik ve beraberliği sağlar ve Allah'a şükretmemizi sağlar. Kurban konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.